Merhaba Akrep Burcu ve Yükselen Burcu Akrep olanlar. Mart 2024 etkilerine dilerseniz hep beraber bakalım. 8 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ve Neptün'ün 27 derecede Balık Burcu'nda sizin 5. evinizde tam kavuşumu gerçekleşecek. Şimdi bu kavuşumun olumlu ve olumsuz etkileri yaşanacak. Hepsinden tek tek bahsedeceğim. Fakat önce olumlu etkilerinden başlamak istiyorum. Biliyorsunuz siz su grubusunuz. Balık burcu da su grubunu temsil ediyor. Burada bir kere balık burcunda bu kadar gezegenin yılması ve arkasından başka gezegenlerin de transiti olması Mart ayında, hepsinden tek tek bahsedeceğim. Aşk hayatınızla ilgili çok önemli gelişmelerin yaşanacağını gösteriyor. 7. evde de görmüş olduğunuz Jüpiter'in yavaş yavaş Uranüs'le kavuşum açısına gittiğini göreceğiz bu ay, Mart ayında. Dolayısıyla yine evlilik, ilişkiler için sizin için bir şans, fırsat olacak. Uranüs zaten 4. evinizin yönetici gezegeni. 4. evde yuva kurmak, aile olmakla alakalıdır. Burada 7. evde kavuşum yapacak olmaları, kavuşuma gidiyor olmaları da bunun için adımların gelebileceğini gösteriyor. Aynı zamanda dediğim gibi 5. evin de bu kadar tetiklenmesi, özellikle ilişkisi olmayanlar için belki de çok bekledikleri, hayalini kurdukları, hep özlemini çektikleri ilişkiye başlayacakları bir ayı işaret ediyor. Dolayısıyla özellikle hayatında kimse olmayan arkadaşlarımız lütfen daha çok sosyalleşmeye özen göstersinler. Yeni tekliflere, tanışmalara, arkadaş toplantılarına, tatillere, işte daha çok sosyalleşecekleri sinema, tiyatro vesaire. Bunlarda böyle boy göstermeye, kendinizi buralarda yani tanıtmaya, yeni kişilerle tanışmaya, açık olmaya çalışın. Dediğim gibi belki de beklediğiniz o ilişki fırsatını yakalayacağınız çok özel bir ayda bulunuyorsunuz. Ya da mevcut ilişkisi olanlar için içinde bununla ilgili daha somut adımlar gelebilir buradaki etkileşimle beraber. Evet, şimdi burada bir kere Merkür ve Neptün kavuşum yapması burada 5. evle alakalı olarak nelerin hayalini kuruyorsanız bunların bir şekilde karşınıza çıkabileceğini gösteriyor. Haritanızda destekliyorsa eğer, yani o hayalini kurduğunuz ilişkiyle tanışma ya da ne bileyim bir hayalini kurduğunuz tatile çıkma, eğlence programına gitme, burası hayattan keyif aldığımız aktivitelerle alakalıdır çünkü sinema, tiyatro vesaire, tatil planı, her neyden keyif alıyorsanız bunlara erişimle alakalı olabilir. Ya da dediğim gibi yeni bir aşka yelken açma da olabilir. En başta bunu söyledik. Bunun dışında çocukların hayatıyla alakalı ya da onları eğlendirmek vesaire güzel bir gelişme olabilir. Hep hayalini, planını yaptığınız bir şey hayata geçirebilirsiniz. Ya da riskli yatırım alanlarıyla ilgili belki bir hayalinizi, bir projenizi hayata geçirebilirsiniz. Ya da hobilerinizle alakalı ya da sanatsal faaliyetleriniz varsa ya da bu tür mesleklerden para kazanıyorsanız, yani sahne çalışmaları yapıyorsanız ya da resim, müzik, işte tiyatro sanatçısı, bir eser yapmışsanız, işte roman, şiir vesaire, bunların tanıtımı ya da bunlarla ilgili güzel anlaşmalar, sözleşmeler vesaire, güzel projeleri ortaya çıkartabilir. Yani neyin hayalini kuruyorsanız sanatla ilgili alanlarda, hobilerle alakalı, hobilerinizi işe dönüştürmek anlamında güzel etkiler, şanslı fırsatlar yakalayabilirsiniz eğer haritanız destekliyorsa. Haritanız tam tersi zorlu etkiler alıyorsa, örneğin burada mevcut haritanızda Satürn'ünüz vardır, karşıt evde olumsuz gezegenleriniz vardır ya da kare açı alacak yay ve ikizlerde olumsuz gezegenleriniz vardır. Bu sefer de tersi yönde etkileri ortaya çıkartabilir, sizi zorlayabilir. Ne anlamda dersek, bir kere Merkür-Neptün kavuşumları yalanlarla, dolandırıcılıkla alakalıdır. Dolayısıyla burada karşınıza çıkan fırsatlar en başta ilişki anlamında kendini böyle farklı tanıtan, yalanlarla süsleyen, sizin gözünüzü boyamaya çalışan figürleri işaret edebilir. Bunlara karşı dikkatli olmanız da gerekiyor. Yani birileriyle tanışabilirsiniz ama bir bakın kendini doğru mu tanıtıyor, yanlış mı tanıtıyor. Aslında mesela bazıları oluyor ki, yani en uç örneği veriyorum. İşte evlidir, kendini bekar diye tanıtıyordur gibi. Ya da çocuklarla ilgili projelerinizde hani bir eğitim aldıracaksınızdır. Çok iyi bir eğitim olduğundan bahsederler. Ama bir işte karşılaştığınız manzara bir hani hüsran olabilir sizin için. O yüzden de
özellikle çocukların eğitimi, hayatı, sağlığı vesaire, bunlarla ilgili kararlarda da dikkat etmek gerekiyor. Bu arada tarih verecek olursak ayın 10'una kadar, yani Mart'ın 10'una kadar. Sonra bu etkiler dağılıyor, başka etkiler devreye giriyor, bahsedeceğim. Bunun dışında özellikle borsa, kumar ya da böyle dijital paralar vesaire, böyle çalışmadan elde ettiğiniz gelirlerle alakalı bir mesleğiniz varsa, bu tarz yatırımlarınız varsa, burada yine sizi dolandırmak amaçlı kişiler karşınıza çıkabilir. Hep duyuyoruz dolandırıcılık hikayeleri vesaire. Yine bunlara da çok çok dikkat etmek gerekir. Ya da eğer bir sanatçıysanız ya da hobilerinizden para kazanıyorsanız, yine burada sizin karşınıza çıkan kişiler böyle fırsat sunuyormuş gibi görünebilir ama aslında yine sizin emeğinize, hakkınıza gözünü dikmiş, gasp etme niyetinde olan kişileri karşınıza çıkartabilir. Yine bunlara karşı da dikkatli olmanız gerekebilir diyebiliriz. Ya da böyle hani daha fazla gelirleri gelir size söylerler, daha azıyla karşılaşırsınız gibi. Yani örnekler çoğaltılabilir. Bunlara karşı da dikkat etmek gerekir açıkçası diyebiliriz. Ama ayın 10'una kadar, sonra dediğim gibi şimdi bahsedeceğim, olaylar değişiyor. Şimdi geçelim bir sonraki etkiye, vakit kaybetmeden. 10 Mart tarihinde burada Balık burcunda bir yeni ay gerçekleşecek 20 derecede. Az önce bahsettiğimiz o işte karışık durumlar, biliyorsunuz hani Merkür-Neptün kavuşumları biraz da böyle ikili durumları, kaosları anlatır. Kafamızın karıştığı zamanlardır. Burada oluşacak bu 10 Mart tarihindeki yeni ayla beraber, yeni ay böyle yepyeni başlangıçların, yeni durumların habercisidir. Burada netleşeceğinizin ve gerçekleri göreceğinizin habercisi olacak. Zaten hani burada ışıklar toplanıyor. Güneş ve ay burada olacak. Dolayısıyla buradaki o net atmosferi, gerçek neyse, güneş hakikatlerle alakalıdır. Gerçek neyse onu gösterecektir size. Adeta böyle bir projeksiyon ışığı gibi bütün detaylarıyla, orada hani göremediğiniz karanlıkta kalmış bütün yönleri aydınlığa çıkartacak ve burayı tam gerçekliğiyle, çıplaklığıyla görebileceğiniz bir yeni ay oluşacak sizler için. Ve yeni fikirleriniz de olacak, yeni kararlarınız da olacak manasına geliyor. Yani burada o kafa karışıklıklarını giderebileceğiniz, yeni adımlar atacağınız bir dönemin habercisidir diyebiliriz. Ama kalıcı olana odaklanacaksınız. Örneğin burada iki üç kişi arasında mesela hani tanışırsınız, etkileşim olur, siz etkilenirsiniz, onlar etkilenir vesaire. Kafanız karışabilir. Burada hangisini seçmeniz gerektiğini çok net görebileceğiniz gelişmeler yaşayıp onunla devam etme gibi bir karar alabilirsiniz örneğin. Ya da çocukların eğitim durumu, ya da işte bu sanat ve hobilerinizle ilgili, ya da işte bu bahsetmiş olduğum kripto paralar, yok işte borsa gibi konular vesaire, hepsiyle alakalı konularda daha böyle netleşeceğiniz, odaklanacağınız, yeni başlangıçlarınızın olacağı bir yeni ay diyebiliriz. Hemen sonrasında ise aynı tarihte Merkür'ün Koç burcuna, 6. evinizdeki transitine değinmek istiyorum. Merkür buradan ayrılacak. Dediğim gibi 6. evinizde ilerlemeye başlayacak. Sonrasında 20 Mart tarihinden itibaren Güneş de 6. evinizde ilerleyecek. Dolayısıyla biraz odağınız 6. ev konularına da kaymış olacak ya da 6. ev konuları üzerinden destekler de göreceksiniz. Onları biraz organize edeceksiniz manasına gelir. Onundan itibaren buradaki 6. ev konuları etkileşim almaya başlayacak diyebiliriz. 10. ev konuları ise yani Merkür'ün buradaki transitiyle beraber oluşturacak gündemleri ise hizmet ettiğimiz ya da aldığımız kişiye de kurumlarla ilgili yeni kararlar getirir. Yeni görüşmeler ve anlaşmaların ortaya çıkması, çalışma arkadaşlarınızın ve çalışma ortamınızın ve iş koşullarındaki yönetmeliklerin değişimi ve bunlara dair yeni imzaların atılması, işinizi ilgilendiren bir eğitim almak, görev ve sorumluluklarınızı yerine getirmekte kullanacağınız bir iletişim cihazı ya da ulaşım aracı satın alma, sağlığınız, özellikle kronik sağlık sorunlarınız, beslenme şekliniz, diyet, fitness gibi uygulamalarınızla ilgili kontrollerin yapılması, yeni kararlarla yeni uygulamaların başlatılması, günlük programın yeniden düzenlenip yeni bir rutin oluşturulması, evcil hayvanlarınızın durumu ve hijyen koşullarınızın yeniden gözden geçirilmesi ve gerekli tedbirlerin alınması gibi durumları tetikleyecektir diyebiliriz. Bunu da eklemiş olalım.
11 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Venüs de 5. evinizde hareket etmeye başlayacak. Bakın neredeyse bütün gezegenler 5. evden geçit yapıyor diyebiliriz. O yüzden bu ay dediğim gibi çok çok önemli. Özellikle ilişkiler konusunda belki de hep beklediğiniz o ayda bulunuyorsunuz. Dolayısıyla kendinizi dışarı atmaya çalışın. Yeni tanışmalara, yeni ilişkilere açık olmaya çalışın. Venüs'ün buradaki varlığı da özellikle bu konuda size destek olacak diyebiliriz. Venüs 5. evde aşk hayatınızı canlandırır. Kovalayan değil, kovalanan siz olursunuz. Parmağınızı bile kaldırmadan hayatınıza biri girebilir ve filmleri aratmayan romantik bir ilişkiye dönüşebilir. Bir eğlence, kutlama, sanatsal aktivite ya da hobilerinizle ilgili bir etkinlikte bu kişiyle tanışabilirsiniz. Ya da bu kişinin mesleği bu alanlarla bağlantılı olabilir. Mevcut ilişkilerde de cinsel çekim ve uyum artacaktır. Bu dönemde hem sosyal hayatınız hem de yatırımlarınız konusunda daha fazla risk almaya istekli olacaksınız. İş hayatını ihmal etme ve sorumsuz hareket etme gibi olumsuz etkiler de görülebilir. O yüzden özellikle iş hayatı ve riskli yatırımlar konusunda geleceğinizi garanti altına almaya özen gösterin. Kendinizi daha yaratıcı hissedeceğiniz ve İlhamı daha kolay bulabileceğiniz bir zaman diliminde olacaksınız. Resim, müzik, tiyatro gibi alanlarda çalışıyorsanız başarılı işlere imza atabilirsiniz. İçinizdeki çocukla temasa geçmek daha kolay olacağından çocuklarınızla eğlence dolu vakitler geçirebilirsiniz. Ayrıca hamile kalmak istiyorsanız başarı şansının daha yüksek olduğu bir dönemi işaret eder. Bunu da belirtmiş olalım. 18 Mart tarihinde ise görmüş olduğunuz Merkür ve Kuzey Ay düğümünün kavuşumu yaşanacak 6. evinizde Koç burcunda 15 derecede. Çok önemli burası da. Az önce bahsettik hepsinden Merkür'ün 6. evindeki geçişiyle beraber neler yaşayabileceğinizden bahsettik. Burada yaşananların size kaderde yeni bir kapı açacağını, aralayacağını söyleyebiliriz ve burada her neyi başlatıyorsanız, neye adım atıyorsanız bundan sonraki kadere de tesir edecek nitelikte olacak diyebiliriz. Yeni bir eğitime başlıyorsanız, yeni bir satın almanız varsa, yeni bir anlaşmaya imza atıyorsanız, yeni birilerini işe alıyorsanız ya da iş yerinize yeni birileri geliyorsa ya da siz şubenizi değiştiriyorsanız ya da evcil hayvanlar ya da beslenme şekliniz ya da kronik sağlık problemleriniz, az önce hepsinden tek tek bahsettim. Burada her neyin kararlarını veriyorsanız ya da ne konuda girişimlerde bulunuyorsanız bundan sonraki kadere tesir edecek nitelikte olacak ve belki de bu zamana kadar bulamadığınız o fırsatları yakalayacağınız çok özel bir zaman diliminde olacaksınız. Çünkü şöyle söyleyeyim, Kuzey Ay düğümünün bulunduğu ev yeni fırsatları, yeni şansları işaret eder. Güney düğüm ise tam tersi, kapanışları, bazı döngülerin bitmesini işaret eder. Dolayısıyla burada özellikle Merkür'ün Kuzey Ay düğümüyle teması sizin 6. ev konuları üzerinden daha önce gerçekleştiremediğiniz her ne varsa bir şekilde bunun için fırsatlar açılacağını ve bundan sonraki düzende de artık bunların geçerli olacağını söyleyebiliriz. Hemen sonrasında 20 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Merkür ve Şiron'un da 18 derecede 20 Mart tarihinde tam kavuşumu gerçekleşecek. Bu da özellikle burada geçmişte çaresiz kaldığınız, travma yaşadığınız, üzüldüğünüz, atlatamadığınız her ne varsa bunları çözme, kavuşturmak adına bir takım girişimlerinizin olacağını gösteriyor. Belki bilgi almak, başkalarından yardım almak ya da eğer daha önce pasif kaldıysanız gidip kendiniz o cesareti bulup gidip bu girişimi başlatmak adına bir durumu ifade edebilir. Örneğin işte diyet yapmak istiyordunuz, bir türlü başlayamadınız ya da kronik sağlık problemleriniz vardı, bir türlü bunu halledemiyordunuz. Ya da bir evcil hayvan almak istiyordunuz ama bir türlü cesaret edemiyordunuz. Ya da işte işinizden memnun değildiniz, bir türlü iş değiştirmeye, başka yerlerle görüşmeye cesaret edemiyordunuz. Ya da iş yerinizle iletişimle alakalı problemler yaşıyordunuz. Ya da iş koşullarınızdan memnun değildiniz. Ya da sizin üzerinize yüklenmiş angarya işleri artık omuzlarınız kaldırmıyordu. Ya da hizmetinizde çalışan kişilerden memnun değildiniz gibi gibi, yani bunları aşmak, yerine daha iyilerini getirmek adına şanslı fırsatlarla karşılaşacaksınız. Siz eğer birilerine hizmet götürüyorsanız bunlarla ilgili önemli fırsatlarda, yani geçmişte
karşılaşamadığınız, geçmişte üzüldüğünüz, bunları kapatacak, yerine daha yenilerini, iyilerini getirecek, sizi şifalandıracak manada yeni fırsatlarınız olabilir. Aynı zamanda burada Şiron biliyorsunuz öğretici yanı da vardır. Şifalanmayı da temsil ettiği için. Sizin geçmiş deneyimleriniz, geçmişte yaşadığınız, hani sizi üzen, travmatik ya da çaresiz kaldığınız durumlarınız varsa bunları başkalarına aktarıp öğretici rol üstlenebileceğinizi de gösterir. Yani siz nasıl üstesinden geldiyseniz bunu başkalarına aktarıp onlara yardımcı olabileceğiniz, öğretici rol üstlenebileceğiniz bir görevin habercisi de olabilir. Aynı zamanda bunu da eklemiş olalım. Hemen sonrasında 22 Mart tarihinde görmüş olduğunuz Mars da 5. evinizde balık burcunda transitine başlayacak. Bakın üst üste 5. ev transit almaya devam ediyor. Yani burada size 5. evdeki bu yığılımlar üçgen açı göndereceği için her ne olursa olsun sizi destekleyecek, sizin keyfinizi yerine getirecek. 5. ev kutlamalarla da alakalıdır. Bir şeyleri kutluyorsunuz, bir şeyler sizi mutlu ediyor, bir şeylerin artık keyfini çıkarıyorsunuz manasına geliyor. O yüzden çok çok önemli. Mars 5. evde enerjinizi hayattan keyif aldığınız aktiviteler harcadığınız zamanlardır. Sportif aktiviteler, kutlamalar, eğlenceler, tatiller, hobiler neşenizi yerine getirebilir. İlişkilerde tutku, cinsellik, romantizm duygularını tetikler. İlişkisi olmayanlar için hızlı baştan yeni bir aşkın habercisi olabilir. Hamilelikle ilgili süreçler ya da çocuklarla ilgili gündemler oluşturabilir. Çocukların yarışmalara katıldığı ya da herhangi bir rekabetinde elini güçlendirecek şekilde ona destek çıkmanız gereken durumları da gösterir. Yaratıcı çalışmalar, hobiler, sahne sanatları ile ilgili alanlarla ilgili yeni bir işin ya da projenin de habercisi olabilir. Yapılan işlerde ivme yakalayabilir, yükselen bir başarı grafiği yakalayabilirsiniz. Dijital paralar, altın, borsa, kumar gibi alanlarda büyük risklerden kaçınmak gerekir. Mevcut yatırımlar varsa bunlarla ilgili yükselişi tetikleyebilir. Olumsuz manada zorlu bir kombinasyondaysa ilişkilerde kıskançlık ve hayal kırıklığı yaşayabilirsiniz. Ebeveyn ve çocuk arasında tartışmaları işaret edebilir. Acele kararlardan uzak durup bencil tavırlardan kaçınırsanız elbette yaşanabilecek zorlukların üstesinden gelmek de daha kolay olacaktır diyebiliriz. Bir konuya daha dikkat çekmek istiyorum özellikle burada. Dedik ki 22 Mart tarihinde Mars'ın balık burcuna geçişi var. Öncesinde de Venüs'ün geçişinden bahsetmiştik. Görmüş olduğunuz gibi her ikisi birden balık burcunda. Ve biliyorsunuz Mars Koç burcunun yönetici gezegenidir. Venüs de Terazi burcunun. Ve şu anda da düğümler, görmüş olduğunuz düğümlerde de bu burçlarda bulunuyor. Dolayısıyla bu iki gezegen de düğümlerin bulunduğu burçların yönetici gezegenleri. Her ikisinin balık burcunda olması 5. evinizde. Burada yaşanan olayların bu transit boyunca geçmişte yarattığınız iyi ya da kötü karmanın tezahür şeklinde deneyimlerin karşınıza çıkabileceğini gösterir. Hangi tarihler arasında? 22 Mart 5 Nisan tarihleri arasında. Yani bu tarihler arasında burada her ne yaşayacaksanız yaşayın, karmik etkiler altında deneyimler yaşayacaksınız manasına gelecektir. Bunu da eklemiş olalım unutmadan. Sonrasında ise 25 Mart tarihinde bir ay tutulması gerçekleşecek. Sizin 12. evinizde 5 derecede terazi burcunda. Ay tutulmaları da çok güçlü etkiler yaratır. Önemli kapanışları, bazı döngülerin bitirilmesini, bazı kişi de durumların komple hayatınızdan çıkarılmasını işaret eder 12. ev konuları üzerinden. Ya da geçmişle alakalı bir karşılaşma, bir hesaplaşma ya da kadersel bir tesadüfen bazı durumların ortaya çıkması, bunların öğrenmesi gibi bir durumu tetikleyebilir. 12. ev zaten sizin geçmişinizle alakalı. Hem de güney düğümde bu tutulmanın gerçekleşmesi, özellikle geçmişle alakalı yüzleşmeler, geçmişten tanıdığınız kişilerle karşılaşmalar, hesaplaşmalar gibi bir durumu ortaya çıkartabilir. Yani bunu böyle spesifik bir konuda elbette söylemek çok doğru olmaz. Fakat burada 5. evin yönetici gezegeninin de, yani Venüs'ün de 12. ev yönetici gezegeni Venüs'ün de 5. evinizde olması, burada yaşanacakların 5. evle bağlantılı bir şekilde hayatınıza girebileceğini gösteriyor. Yani geçmişteki bir
ilişkiyle tekrar karşılaşma, geçmişteki ilişkiyle alakalı size yeniden bir işte mesajın gelmesi ya da onunla alakalı bir şeyleri öğrenme ya da tesadüfen karşınıza çıkması ya da sizin ona özlem duyup gidip işte onunla bir yüzleşme, hesaplaşma, yaşama isteğiniz gibi bir durum ortaya çıkartabilir. Ya zaten az önce bahsettik, Mars ve Venüs'ün burada olması, düğümlerin yönetici gezegeni olduğu için zaten hani karmayla alakalı durumları tetikleyecek. Hem de burada 12. evde bu bahsetmiş olduğum tutulmanın, ay tutulmasının gerçekleşmesi en başta bunu söyleyebilirim. Böyle bir durumun tezahürü olabilir. Bunun dışında 12. ev konuları üzerinden bazı kişi ya da durumların komple hayatınızdan çıkması ya da bazı döngülerin kapatılması şeklinde gerçekleşebilir dedik. Bir kere sağlıkla ilgili bir döngüyü kapatabilir ya da hamilelikle ilgili bir döngüyü kapatabilir. Ya da uzaktan eşine yaptığınız bir iş varsa, e-ticaret vesaire gibi, ya da uzaktan insanlara eğitim veriyorsanız bununla ilgili bir döngüyü kapatabilir. Ya da siz eğitimler alıyorsanız bunları tamamlayabilirsiniz. Bu şekilde de bir bitiş olabilir aynı zamanda. Başka söyleyebileceğimiz hapishanelerle ilgili süreçleri de ifade eder. Bunlarla ilgili bir kapanış, yine bir döngünün bitirmesi gibi bir durumu da ifade edebilir. Burası bizim maneviyatımızla da ilgilidir. Maneviyatınızla ilgili ya da ruhsal alanlarla ilgili olarak, yani psikolojik danışmanlık vesaire bir tedavi görüyorsanız bunun bitirilmesi, ona ait bir döngünün kapatılması gibi bir durumu da işaret edebilir. Yani sadece normal sağlık sorunlarıyla ilgili değil, ruhsal manevi konularla alakalı bir tedavinin bitirilmesi ya da farklı şekilde devam ettirilmesi gibi bir durumu da işaret edebilir. Eşin sağlığı ve işiyle ilgili konuları da temsil edebilir. Bunlarla ilgili bir kapanış da olabilir. Aynı zamanda bunları ekleyebiliriz. Yurt dışı bağlantılı, uzaklarla bağlantılı ya da uzakta yaşayan yakınlarla ilgili yine bir döngünün kapatılması şeklinde de tezahür edebilir. Unutmadan onu da eklemiş olalım. Evet, genel olarak bu şekilde. Umarım her ne yaşarsanız yaşayın, sizin hayrınıza güzel gelişmelerin hayatınıza dahil olduğu çok güzel bir ay olur ki güzel etkiler de görünüyor. Umarım en iyi şekilde değerlendirirsiniz. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.